Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Toshiba'nın CE serisi, şu görmüş olduğunuz beyaz kasalı notebook bilgisayarlarında, siyah kasaları da var tabii ki bunların, CE serisi notebook bilgisayarlarında USB ile boot nasıl yapacağız onu anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi USB girişine ben UEFI içeren, UEFI destekli bir USB hazırladım. Siz de bunu yapın. UEFI içermesi çok önemli arkadaşlar. UEFI içeren USB'mi taktım. Bilgisayarım ilk başlar başlamaz F2 tuşuna bastım ve görmüş olduğunuz şu BIOS ekranına geldim. F2 tuşuna. Bazı bilgisayarlarda sadece F2 çalışmaz, şu F2. Fn tuşuyla beraber F2 tuşuna basarız, cihaz açılır açılmaz. Bastığınızda şu görmüş olduğunuz şu BIOS ekranı gelecek. BIOS ekranında ben menüleri tek tek gezeyim, siz de aynısını yapmaya özen gösterin. Main menüsündeki ekran bu şekilde. Security menüsündeki ekranımız da bu şekilde. Power Management menüsündeki ekranımız da bu şekilde. Advanced menüsünde ise ilk ekran bu şekilde. Şu System Configuration yazan yere geliyoruz. Buradaki ekranımız da bu şekilde arkadaşlar. Zaten UEFI seçili. Siz UEFI kurun. UEFI iptal edebiliriz ama tavsiyem UEFI kurmanız. Advanced menüsündeki ikinci ekranımda da ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra Advanced menüsündeki boot ayarlarına girmenize gerek yok. Exit menüsüne geldiğinizdeki ekran da bu şekilde. Şimdi bu olaylarda bazen bütün ayarlar, yani bütün görüntüler bu şekilde olmasına rağmen yine USB'nizi algılamıyor garip bir şekilde. Onu da şöyle yapın. Load, Setup, Load, Setup Defaults'a getirin. Fabrika ayarlarına getirin arkadaşlar ayarlarınızı. Yes deyin. Cihazınızı fabrika ayarlarına getirdikten sonra Exit deyip çıkıp tekrar F2 tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar geldiğinizdeki menü de yine aynı şekilde arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ayarlarınız bu şekilde olduğu halde yine USB'yi görmezse Load Setup Defaults'ı mutlaka yapın. En son kaydedip çıkın. İlk ekranda F12 tuşuna basıyorsunuz. F12 tuşuna basıyorsunuz arka arkaya. Boot menüsünden görmüş olduğunuz gibi USB Toshiba. Benimki Toshiba, sizinkinin markası neyse o gözükecektir. Ve şurada da görmüş olduğunuz gibi Toshiba. Toshiba'yı başlattığınızda içindeki UEFI içeren işletim sistemi de doğru yapılandırıldıysa işletim sistemi kurulumu ekranına geçeceksiniz sorunsuz bir şekilde. Özetleyecek olursam, UEFI destekli bir USB hazırlıyorsunuz. Bilgisayarınızın BIOS ekranına F2 tuşuyla girdikten sonra ilk önce bir fabrika ayarlarına getirin. Fabrika ayarlarına getirdikten sonra kaydedip çıkıp F12 tuşuyla takılı olan bu USB'nizi algılayıp şu görmüş olduğunuz Windows kurulum ekranına geleceksiniz arkadaşlar. Yapacaklarınız bu kadardır. Toshiba'nın CE serisi şu notebook bilgisayarlarındaki, özellikle USB kurulumunda sorun yaşayan arkadaşlara bu şekilde bir anlatım yaptık. Kolay gelsin.